UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'de yarın Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek sevgili izleyenler. Mücadele deplasmanda. Şu anda görüntüler canlı. Teknik direktör Vitor Pereira basın toplantısı düzenliyor. Birazdan canlı olarak getireceğiz zaten ekranlarınıza. Yanında da Osay Samuel var. Frankfurt mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulunacaklar. Ardından antrenman yapılacak ve Frankfurt maçının son hazırlıkları tamamlanmış olacak. Sezona hiç de istediği gibi başlayamadı Bundesliga ekibi Frankfurt. 4 karşılaşmada galibiyeti yok. 1 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Avrupa Ligi'nde evinde açılışı yapacak. Fenerbahçe ise Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor sevgili izleyenler. Bakalım bu karşılaşma öncesinde neler olacak? Tabii Fenerbahçe'nin bazı eksikleri var. Gün boyu ekranlarda paylaştık. Kadroda bazı eksikler var. Dolayısıyla Vitor Pereira'nın nasıl bir 11'le çıkacağına dair de eminim sorular olacaktır. Dolayısıyla bu basın toplantısı o anlamda da gerçekten çok önemli. Sezon açılışı olacak artık UEFA Avrupa Ligi'nde. Birazdan basın toplantısı da başlayacak. Vitor Pereira ve Osay Samuel açıklamalarda bulunuyor. Öncelikle soruları Osayi için alacağız. Daha sonra onu antrenmana gönderdikten sonra hocamıza yönelik sorularınıza geçebiliriz. Öncelikle Brighton maçla ilgili değerlendirmesiyle başlayalım. It's going to be a good game, I think. You know, for like the last five games that we've played very well as a team. We're still a new team with our new coach, but I think this is an opportunity to show everyone how good that we can be, and it's a test for us as well. So I think it'll be a great game, and I can't wait for tomorrow. Gerçekten çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Son 5 maçımızda çok iyi oynadık. Yeni bir hocamız olmasına rağmen çok iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu turnuvanın da bizler için ne kadar iyi olduğumuzu göstermek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bizim için bir test, iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Yarın için sabırsızlanıyorum. Soruları kendimizi ve kurumumuzu tanıtarak başlayalım lütfen. Buyurun Kenan Bey. Kenan Pamuk, TRT Spor. Osayi son maçta bir gol attı. Belki tabii takımı kazansaydı daha da mutlu olacaktı ama yine de bir puanı getiren golü attı. Hem bu sezon boyunca kendi performansını nasıl değerlendirir? Frankfurt maçı öncesi bu maçta kendisi adına ve takım adına neler bekliyor? So in the last match you scored a goal. Of course it would be a better if it was a victory, but you contributed to your team. What do you think about your individual performance and what do you expect from tomorrow's match? I think for me personally, I think I'm improving day by day. Well, thanks to my coach. You know, and the coach is always saying that every game is should be improving game by game. And I thought the last game I played well, but like you said, the main thing was the 3 points. So you know, I can use this confidence now with the goal and with the performance to take this to the game tomorrow, and obviously, you know, try and make sure that we start with 3 points. So yeah. Şahsi olarak gün ve gün geliştiğimi düşünüyorum. Hocamız da bana maç maç üstüne koymam gerektiğini söylüyor. Son maç dediğiniz gibi iyi bir performans gösterdim ama 3 puan alsaydık daha iyi olurdu ki asıl hedefimiz buydu. İyi oyunumun ve golümün bana getirmiş olduğu özgüveni yarınki maça taşımak istiyorum. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bright için başka sorumuz var mı? Buyurun. Lukas Dombrowski, Sportbild. Can I in English or English, please? One question to the manager. How first do you Bright, please. First, we take questions for Bright, then okay, the manager. So, in general, how do you expect Frankfurt to play tomorrow? How hard will it be for you? I mean, they're a good team, you know. The way they play is like they like to get the ball in the middle, and you know that's the type of team they are. We've had clips where we've watched them play, but I think we should concentrate on ourselves, show how good that we can be. You know, obviously it's good to know how good they are, but it's more of focusing on ourselves and trying to show
and put our way of football and showing it on the pitch. So I think that's the most important thing. And like I said, everyone's just so confident and ready to go for tomorrow. Soru, yarınki maçla ilgili beklentin nedir? Frankfurt'u nasıl bekliyorsun? Frankfurt gerçekten iyi bir takım, iyi oynuyorlar. Onların maçlarını izledik ama bizim kendimize konsantre olmamız gerekiyor. Tabii ki rakibi bilmek, iyi analiz etmek önemli ama bizim kendimize konsantre olup kendi oyunumuzu oynamamız daha önemli. Herkes bu maça hazır. Başka soru var mı Bright için? Yoksa teşekkür ediyoruz. Bright'ı antrenmana uğurlayalım. Hocamızla devam edelim. Önce hocamızın maçla ilgili genel görüşleriyle başlayalım. Sonra sorular alalım. Okay. It will be for sure a good game. Two good teams. Good players. Technical level. I think both teams with the tactical level. Beautiful stadium, good pitch, and I believe great supporters on the stadium. It means that tomorrow, what I want to see in the game is the technical quality of my team, tactical quality, confidence to play, and playing a positive game, ambitious game, to get to 3 points. It will be difficult for sure, but we must show the same confidence that brought us to this competition, the confidence that we play the pre-qualification games, and tomorrow is a opportunity for us to play. I believe tomorrow we'll have a lot of Turkish supporters and Fenerbahce supporters on the stadium, and we have supporters all in all the countries that we go. We went in Finland and had supporters there. All over the world, is a big club. We represent a big club, and in the end of the game, what we want is that our supporters they are proud in ourselves, in our team, and this is the most important for us. Hiç kuşku yok ki iyi bir maç olacak iki takım içinde. İki takım da iyi oyunculardan kurulu iyi takımlar, hem teknik hem taktiksel anlamda. Güzel bir stat, iyi bir zemin. İnanıyorum ki çok iyi taraftarlar da olacaktır bu statta. Ben takımımda yarın teknik olarak ve taktik olarak kaliteli bir takım görmek istiyorum. Özgüvenli bir takım görmek istiyorum. Pozitif, hırslı bir futbol oynayan bir takım görmek istiyorum kendi takımım adına. Tabii ki yarınki maç kolay olmayacaktır, zor olacaktır. Ama buraya gelmemizi sağlayan playofflarda